Yani 120'ye yetmiyor hiç. 80 kişiye daha vereceğiz programı için. Eylül ayına kadar. 200'den fazla öğrenci. Her türden öğrenci gelebiliyor. Yani bizimizi açtığımızda bu kadar talep olacağını düşünmüyorum. Öğretmenlerden talep çok fazla. 300 öğretmenin eğitim görmesi, 300 öğretmenin okullara gittiğini düşünüyorum. Burada 10.000 öğretmen var Adana'da. Yani seçtiğimiz öğretmenler fen matematik ağırlıklı, fen ve matematik ağırlıklı sınıf öğretmenleri var. Onlardan seçiyoruz ve gönüllülük esasıyla, yani zorunluluk yok. Onlar gidip okullarında diğer arkadaşlarına anlattığında onlar da geliyorlar. Şu anda bu sadece merkez olarak Adıyaman'da var, ilçelerde yok. İlçelerdekini buraya bakmak gerekmiyor değil mi? Biraz şey yaparsanız. Evet. Öğrencilerden ayrı, öğretmenler de Tabii öğretmen, biz öncelikle öğretmenlere eğitim veriyoruz, sonra öğrenciler. Kısa bir şey söylerseniz yeterli zaten. Amaç nedir? Burada toplamamızın kahvaltının sebebi, konusu nedir? Ne yapıyoruz? İnovasyon merkezimizi açtıktan sonra öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. Adıyaman'da ve Türkiye'de inovasyon merkezinin amaçlarını tanıtmak, Adıyaman halkına bunu tam anlamıyla tanıtmak için böyle bir şey düzenledik. Romanya'dan da misafirlerimiz var, oradan genel müdürlerimizle müfettişlerimiz geldi. Şimdi basın mensuplarımızla beraber burayı gezeceğiz ve tanıtmış olacağız. Hedef kitlemiz değişti. Beklentiler değişti. Dolayısıyla bir tek atölye yerine binden fazla atölye bir yere getirerek bir konsept oluşturduk. Adana'da... Deci plec de la bucățica asta, aici s-a gestionat toată totul. Și apoi, uite de fapt ce s-a descoperit. Pornindu-l, iar... Deci malzemelele aldık ama bunlar aynı zamanda tasarım da yapılıyor. Yani bunların hepsinin boyunu kaçırdı. Çocuk mühendisliğini, buradaki çocuklar da öğretmenler de tüm eğitime gelmişse onlar. Bunlar sökülüp tekrar yapılıyor defasından. Ve çalışıyor. Bunlara motor takılıyor sonra. Kodlaması yapılıyor. Sonra bu çalışması yapılıyor. Bunlar kumandayla mı çalışıyor? Tabii. Bunlara görev yüküyorsunuz. Örneğin şu son derece geniş düşman bir robot kumandayla üretmeye çalışıyor. İsterseniz bunu çizgi takip eden robot örneği yapın. İsterseniz belirli renkteki topları toplayan. Ya da başka misyonlar. Ne yüklemek istiyorsanız yazın. Var bir sistem. Gelişmiş bir robottur aslında. Bunu 300 tane çocuk eğitimde aldı zaten. Robot eğitimi, sistem eğitimi. Evet. Şimdi çok oradan bizim... isteyenler de... Bu ne? Bakalım şimdi size yaradığı iyi oluyor. Şey yayınlayacağım. Nasıl? Karakter. Tabii tabii. Tabii. Karakter gelişti. Dedim ya yani, animasyon. Tamam. Üç, genetik şifre gibi, DNA gibi. Yazılım yani. Yazılım. Tamam, yazılacak bir yazılım. Bak şurası. Bizim her şeyimiz burası anlatıyor. Tam forma animasyon. Yani, ne derseniz. Nesnelerin internetten bastınız. Siz evdesiniz, evdeki kombiyi kontrol edersiniz. Yani anlatabiliyor muyum? Ketesinde kullanılan bu akıllı evlerin şey... Şey ya, nesneyi kontrol edecek bir yazılım. Yani oradan da yazabiliyorsun, evde kontrol. En önemlisi, en önemlisi gelecekte siber güvenliği sağlayacak elemanlar yetiştirmek. Yani buranın şeylerden birisi o. Siber güvenlik konusunda en emanlar gelişmesi. Şu anda siber savaşta devam ediyor ya. Geleceğin sektör o.